Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Mektubat 443 Telbiyat-ı Tisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ela inne evliya Allahu la khafun aleyhim ve lahum yahsenun. İyi bilin ki Allah'ın dostlarına, yani veli kullarına, veli deyince böyle uçan kaçan değil, korku yoktur ve onlar masum da üzülmeyeceklerdir. Hem de şimdi bu Telbiyat-ı Tisa tarikat dersi. Tarikat. Aslı tarikat nedir? Bir tarif yapalım, ondan sonra dersimizi okuyacağız. Tarikat neymiş? Sual, tarikat nedir? Bu, yani şu anda kafamızda canlanan tarikat değil o. Hakikat ama kılıfı, eylemi tarikat. İçerisi şeriat, hakikat. Yani bidat yok yani. Hurafe yok. Yani... Aslı dönemde Bahattin Şah Nakşibend Hazretleri, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Kadiri Tarikatı, Şazeli vesairelerin aslı böyleydi. Yani kafamızdaki böyle yeni gördüğümüz şeylerle aslına hücum etmek zulümdür. Tarikat şuymuş. Tarikatın gayi maksadı nedir? Bir, marifet. İki, İnkişaf hakaiki maniye olarak, yani Allah'ı bilmekten öteye Allah'ı tanımak, marifet. Sonra inkişaf hakaiki maniye, iman hakikatlarında terakki etmek. Miracı Ahmedi'nin aleyhissalatü vesselam gölgesinde ve sayesi altında kalp ayağıyla bir seyr-i sülük ruhani neticesinde zevki, hali, vicdan neydi? Hali ve vicdanidir. Kader. Kader neydi? İlmi değildir. Hali ve vicdanidir diyor. Ha, tarikat bak neymiş? Tarikat, marifet ve inkişaf hakaiki imani olarak Miracı Ahmedi'nin aleyhissalatü vesselam gölgesinde ve sayesi altında kalp ayağı ile bir seyri sülük ruhani neticesinde zevki, hali ve bir derece şuhudi, hakaiki imaniye ve Kur'aniye mazariyet. Mazariyet buymuş. Ama nasıl gözükür der? Tarikat, tasavvuf namıyla ulvi bir sırrı insani ve bir kemali beşeridir. He. Diyor ki yalnız eskide yazdığım, hızlı de ama. Yalnız diyor eskide yazdığım tarikatların hakikatlarını ilmen beyan eden Telvihat Risalesi var ki bu bir ders-i hakikattir. Telvihat ise bir ders-i hakikattir ve yüksek bir ders-i ilmidir. Evet. Ders ilmidir. Sayfa kaç Emirdar? Sayfa 29 abi Emirdar. Evet. Bu tarikat Hasan abi kimse, yani tarikat nedir'in cevabını bile veremezler. Yok yasada. Bu çok zor ya bu. Yani böyle değil, daha tanımlayamıyorlar yani. Ne olduğunu diyen çok az kişi var. Evet tarikat ama... Yani aslında bu tarikat dersi değil. Öyle diyor zaten. Bu tarikat dersi değildir diyor. Telvak ettiği için diyor. Hakikattir ve ilmi bir dersmiş bu. Dedim ya, içi hakikat ve şeriat, kılıfı bedeni, tasavvuf, tarikat. Peki içi neymiş? Şeriat ve hakikat. Yani mülk ciheti. Ne kadar yakın olursa. Şimdi tarikat deyince hani o kadar propaganda yapmış ki cemiyet. Sufyaniyet. İlk ne geliyor? Şey geliyor. Bile, o geliyor yani. Evet. Yani böyle o kadar sufyaniyet ve cemiyet İslam aleyhinde düşmanlar o kadar tarikatı kötülemişler ki Müslümanın bile kafasında hemen tarikat deyince olumsuzluk hatıra geliyor. Yani
Onun için çekilmeden sureti, eylemi tarikattır. İçeriği, enfusi tarafı hakikattır. Onu okuyacağım şimdi. Burada 9 tane şey var. Telbih var. Telbih yani açıklama var yani. Tamam mı? 9 tane. Şimdi ben 9'u ilgimi çekiyor. Bugünlerde çok lazım da ondan. 9. Bu benim şey, bazılar diyecek kahve çay içiyor. Canlı yayınım 4'tür bugün. Bunlar. Onun için yoruluyor insan da şeydir, konuşuyorsun. Onun için nazar-ı musamma ile baksınlar, yazıyorlar yani. Niye şey yapıyor diye. Nazar-ı musamma ile baksınlar çünkü çok konuşuyorum. Günde bir tane olsa bir şey değil. Şimdi bugünlerde çok önemli bu yer. Bir tane canlı yayında yaptık bugün burayı. Hazır mıyız? Evet. Tamam. Yusuf, içeriği abim, hakikat ve şeriat. Kılıfı, sureti, bedeni, cesedi, ne dersen, tarikat ve tasavvuf. 2. Tarikat, tasavvuf deyince kafamızda canlananla şu anda piyasada bilinen pek alakası yok. Öyle bir şey kalmamış ya. Hiç kalmamış dememiş. Pek kalmadı. Pek kalmadı. Çok az. Onlar da vitrin oynamıyorlar. Vitrinde oynayanlar tarikatla alakaları yok. Ne demek? Çünkü tarikatın kanuniyetinde, ruhunda değer tariki Nakşibendi Ahmet Çariçiz. Yani ancak bu Nakşibend tarikatında 4 sistemle gidebilirsin. Terki dünya, terki ukba, terki esti, terki terk. Ne demek? Terki dünya, nefse bakan tarafını terk et dünyanın. Allah'a bakan tarafın hariç terk et. Öyle vitrin, mitrin, görüneyim, şey yapayım, konuşulayım, tanınayım. Hiç alakası yok. O sureti. Hiç şey, şarlatanlık yapıyorlar. O terki dünya. Nakşi tarikatının ruhu, terki dünya. Terki ukba, ahireti gaye yapmamak. Cenneti kazanmak için değil, rıza ilahi, terki ukba. Terk esti, heveslerini terk etmek. Sonra terki dünya, terki ukba ahiret. Terki hesti, hevesleri. Ulan ben ne biçim bir adamım ya? Bunları terk edebildim diye gururlanmamak için terki terk. Dördüncüsü de o. Terki dünya, terki ukba, terki hesti, terki terk. Şimdi terki dünya yerine celbi dünya. Terki ukba yerine celbi ukba. Terki hesti yerine celbi hesti. Terki terk yerine celbi celp. Olmuş. Maalesef ama sakın ha, ehli dünyanın kafilelerine, düdüklerine oynama işliğin manasında olan küllümen hücum ediyorlar. Zulümdür. Öyle mübarek insanlar vardır. Çok azdır ama vardır. Kaliteli insanlar vardır. Çok iş insanlar var. Allah rahmet etsin mesela. Onu deyince bir önce Bayram Hocam hatırıma geliyor. İsmail Ağa'da. Şehit ettiler ya, mihrapta namaz yaparken zehirli bıçakla zehirlediler. Mesela muhakematı ders yaparken bazen arardı beni. Adam yani. 9. telbi. Tarikatın pek çok semeratından, tarikatın pek çok faydelerinden yalnız burada 9 adedini icmalen beyan edeceğiz. Birincisi, şart koşuyor. İstikameti tarikat vasıtasıyla. İstikamet. Yani kitap, sünnet, icma kıyastan ayrılmamak elinden geldiği kadar. İstikameti tarikat vasıtasıyla ne olur insan olsa? Saadet ebediyedeki ebedi hazinelerin anahtarları, ahiretteki ebedi saadetin anahtarları, menşeleri, madenleri olan hakaik imaninin inkişafı ve vuzuhu ve aynı yakın derecesinde zuhurlarıdır. Ha, istikameti tarikattan gayen şuymuş. Saadeti ebediyenin anahtarları. Sonra
kaynağı, yani kendisi kaynağı, madeni olan iman hakikatlarına inkişaftır. Zerre kadar diyor İmam Rabbani Hazretleri, iman hakikatlarında inkişaf etmek zerre kadar binlerce keşif ve kerametten müreccahtır, üstündür. Demek ki tarikattan, istikameti tarikatın gayesi iman hakikatlarında terakki etmek. Yani ahirete, Allah'a iman, melekler imanda böyle ilim, ilimle inkişaf eder, inbisat etmez, çok zor. Tefekkürü iman olacak. Arkadaşlar, okuduğumuzu tefekkür edersek inbisat eder. İlim yaparsak inkişaf eder. Tefekkür. İkincisi, neyin ikincisi? Çok tarikatın pek çok semeratından 9 tanesinin ikincisi. Makine insaniyenin, insan makine düşünürsen, merkezi ve zemberiği olan kalbin tarikat vasıtası, vasıta olup işletmesiyle ve o işletmekle sair letaif-i insaniyeyi harekete getirip netice-i fıtratlarına sevk ederek hakiki insan olmaktır. Peygamberlerin en büyük vazifesi neydi? İnsanları insanlık makamına çıkarmaktır. Nerede bu? 11. hakikat, 10. sözde Haşr Risalesi'nde. Şimdi insanı bir makine düşünürsek, motor, araba motoru gibi, yani veya saatin zembereği, arabanın çalışması, saatin zembereği nasılsa tarikat da, istikametli tarikat da letaif-i insaniye var. Latife-i insaniye. Nerede biliyor musunuz onu? Latife-i insaniyenin yeri nerede? Yani kalmış mı kafanızda? Kalpte. Latife-i insaniye. Bu nerede anlatır? Latife-i insaniyeyi. Her yerde anlatır ama çok böyle Barla'da. Barla'da 263 veya 73'te. Hıfz-ı Hayat ve... Hacı-ı Azim, evet. O Latife-i İnsaniye Kastamonu'da 104 ve 110'da. Barla'da nasıl tahrip olur? يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ 104 Kastamonu 104 ve 110'da Latife-i İnsaniye'den bahseder. Yani Latife-i İnsaniye şu. Tren düşünün, lokomotif. Latifelerin lokomotifi. O Latife-i İnsaniye'nin içerisinde 11 tane sıfat var. Nerede anlatıyor? 10. sözün 11. hakikatında. Kaç tane var içinde? Biliyor musun? Saydım. 11 tane. 11. hakikatta Latife-i İnsaniye'nin, insanın içi, latifesinin içinde de 11 tane sıfatı var Latife-i İnsaniye'nin. Yok, letaif-i aşere değil bu. O akıl, kalp, sır, hafiye, ahva, o. Bu latife-i insaniye, lokomotif gibi. O sistemden bahsediyor. Bu latife-i insaniye. Ha, demek ki tarikattan, istikametli tarikattan maksat, latife-i insaniye nedir? Ahiretin madenidir. Başka? Ahiretin zembereğidir. Başka? Ahiretin sisteminin makinasıdır. Kurma zembereğidir, çalıştırandır. Yani madeni, latife insan, onu, insanda bu maden var, latife insani, onu çalıştırmak. Çalıştırmak, onu çalıştırmak. Ha? Latife insani. Ya mesela o kadar hoş ki, şey nerede? Hafız burada mı? Ama hafız yok ama siz de biliyorsunuz. Ha, tamam. Dersinde mi? Hep derim, subliminal, ulliminati. Ver, ver. Benim de var mı sen? Versin abi. Allah razı olsun, ver abi. Tamam. Sağ olasın, teşekkür ederim. Ha, ver. Millet kızıyor çabuk bana. Uğur Erken, abi yazmış da. Ne yazmış? O hiç biraz de, durumu iyi değil onun. Ya, hiç ders yapmasan da çay içmeyi bırakma.
herkesin dediğini yaparsan evin yolunu kaybedersin derlerdi evet. Eskiden. Uğur'um, çok ders yaptım da o yoruluyor ondan. Yok yani diğer kardeşlerimi rahatsız etmek istemem. Çok dikkat ederim. Ama canlı yayının dışında ders atılırken bunlar kesiliyor. Şimdi hafız ya. Araştırırken abi dedi. Dedim ya biz anlatırken şey oluyor. Başka harçtan olunca. Şimdi megahertz var ya megahertz. Megahertz. Frekans. Şimdi her sesin bir megahertz'i var. Tarikatla alakalı bir şey söyleyeceğim. Megahertz. Şimdi mesela FM dalgaları. Her şeyin bir sesi var. Her şeyden bir ses var. Ya Cemilü ya Allah, ya Garibu ya Allah, ya Mucibu ya Allah, ya Habibu ya Allah. Ya Rahmanu ya Allah, ya Rahimu ya Allah, ya Kerimu ya Allah. İlahi bak şimdi. Diğeri. Subhaneke ya Allah, taleyte ya Rahman, ecinne minen nari biafike ya Rahman. Subhaneke ya Rahim, taleyte ya Kerim, ecinne minen nari biafike ya Rahman. Bu esmalar, hepsinin bir dalga boyu var. Maddeten ha, manevi demiyorum. Bu sesinde. Bu sesi, çok kolay. Cep telefonu da yaparlar. Cep telefonu. Dalga boyuna, megahertz'e çeviriyorsunuz. Onu da müziğin içine, dersin içine koyarsanız o megahertz, işte o hafız gösterdi. Onu görmemiştim ama. Adam ses titreşimini videoda koymuş. Hafız gösterdi. Ses titreşimi cihazı üzerine tuz koymuş. O esmanın ya Cemilu ya Allah, ya Kerimu ya Allah, her bir esmanın ya Latifu ya Allah'ın megahertz'in dalgasını sesi, bu sesi titreşime dönüştürmüş. Megahertz. O cihaz kolay. Şöyle bir saç var, üzerine tuz koymuş, serpmiş. O esmanın titreşimini verince üzerindeki tuz şekil alıyor. İkinci örnek, Japonlar mesela bunun yanında, şimdi bu su değil artık, bu da öyle. Şimdi bu ders yükleniyor buna, su etkilenir. Japonlar bunu kaç sene saklamışlar. Suyun yanında galis tabirler kullanmış, güzel tabirler kullanmış. Bunun kristalleri değişmiş, bunu bildiğiniz bir şey. Daha katısını söyleyeyim, çünkü söyleyeceğim şey çok önemli de, zenginleştiriyorum örnekle. Osmanlı'dan yapılan binalar, camiler bizi etkiliyor içeri girince, hissimizi aktif ediyor. Cumhuriyet döneminde yapılan camiler ikisi de taş etkilemiyor fazla. Yüklenmiş. Yani titreş insanın yaymış olduğu dalga karşıya kalabiliyor. Şimdi o ehli dünyanın yaptığı bile. Böyle titreşime, mesela ne konuşuyorsun? Esma'yı denemişler. Üzerine tuz koyduğu zaman o şeyin saçın üzerinde tuz tırırt şekil alıyor. Bir şey anlatmak için bu kadar uzatıyorum. Şimdi bu sacı oynattığı zaman o ses şekil alıyor. Çok garip garip şekiller alıyor. Esma'yı denemişler. Hücre alıyor. Kristale dönüşüyor. Bu tuz su ise direkt etkileniyor. Bir şey anlatacağım. İnsan vücudu %76 suysa direkt etkileniyor. Bunu gavuroğlu gavurları bildikleri için Irak Savaşı'nda Kur'an okurken bile arkasına bu sesi koymuşlar. İnsanın nebeziydi. Efe bezi mi? Epefiz bezi mi neymiş? Bu yani tıptaki ismi. Beceremedikse ismini. Öyle bir bez. Epefiz bezi mi neymiş böyle? Bu şeymiş.
gelecek kaygılarını, gelecekteki endişelerinden korkar şimdi. Yani olur mu ya? Mesela mezarı görür, adamı fakir görür, etkilenir. Ben de düşersem. Yani böyle bir bez var. O zarar görürse, istersen adamı yanda kessinler, derecesini, ister mezarı görsünler, ister fakir fukarayı görsünler, mezara babası gömülsün, gelir dönerken arabada müzik dinler. Epifiz bezi. Bu zarar görürse tıptaki adı. Hipofizmiş ama. Hipofiz mi? Ha, hipofiz. Ha. O be zarar görürse bu gelecek kaygısı olmaz. Bunu ehli dünya bildikleri için bu beze zarar veren megahertz dalga boyu 440'muş. 440 verirsen bu bez ya zarar görür ya devre dışı olur. Peki ne olur ondan sonra? Adam günah işler, şey yapar, ahiret, Allah denen bir şeyi endişesi yok olur. Bunu müziklere koyuyorlar. O zaman ondan o adam kendi jileti değil mi? Jilet onun için yapılıyor. Hipofiz bezi yok olduğu için jiletleme ondan oluyor. O müziğin frekansını 440'tır. Olunca o hipofiz bezi ya yok oluyor ya devre dışı oluyor. O zaman o ne yapıyor? O da yapıyor. O sistem devre dışı oluyor. Müziklerde, etkilenen müziklerde var ya böyle kendi, işte bağımlılık yapan var hepsinde. Bu var. Şimdi bu menfiyi söyledim. Subhaneke ya Allah taleyte ya Rahman ecine minen narim yafike ya Rahman. Benim megaherzim neyse onun içine koyuyorum. Megaherzim derken hissiyatım, fikriyatım, hissiyatım, duygularım, latifelerim, cemi itikat. Onun içine koyuyorum, o dalga yayıyor. Onun için etkilenir ve etkilenmez. İşte bir insanın hipofiz bezi etkilenirse, ne ders yaparsan yap, mezara da babası gömülse etkilemez. He? Epifiz bezi. Ben hipofiz değil de epifiz bezi olacak. Epifizmiş abi. Tamam, beni yanıltmasınlar. Epifiz bezi, epe. Şimdi ne anlatacağım? Dağıtmamak için değil. Geliyorum tarikata. Ben simgesel ders yapmayı çok seviyorum. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Elhamdülillah, 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 elhamdülillah ila ahir. Bu insan %76'sı olduğu için bu çıkan sesin bir megahertz'i var. Direkt suyu etkiliyor, bedeni etkiliyor. O demiyor mu? Demiyor ki. Hayattan çıkıyor, akıldan çıkıyor, kalpten, ruhtan çıkıyor bu ses. Yani burada ifade ediliyor ama kaynak o. Bunu etkiliyor. İşte bedeni değiştiriyor. Ya nasıl oluyor? Sima değişiyor. Niye Kur'an okuyanların siması, namaz kılanların, kılmayanların niye farklı? Madem etkilenmiyor, su etkilenmiyorsa, bu su etkileniyor da, bu su değil mi? Niye namaz kılanla kılmayan, kitap okuyanla okumayan farklı? Sırf Kur'an okuyanın siması beyazdır. Nuranidir. Beyaz değil de nuran. Kur'an'la beraber tefekkür edenin pembe beyazdır. Bunu israfı kelam yapar mı? Tarihçede ustadın rengini nasıl tarif ederler? Ustadın rengini? Pembe beyazdır. Başka nesini söylerler? Çamaşırlarını kirlemeden değiştirir. Ondan sonra çamaşırlarını, hocam acaba bu temiz olan mı, kirli olan mı? Abiler nasıl ayırt ediyormuş? Koku. Eğer gül kokuyorsa bu giyinmiştir. Kokmuyorsa bu yıkanmış. Taze, hiç yıkanmış duran. Başka bir örnek de vereyim. Dini çerçeveye de daha ileri götüreyim. Vesel Karahan Hazretleri develerin çobanı ki o bölgede develerin çobanı olan yünü daha fazladır.
Kaza yok diye mi Allah Resulü hırkasını göndermiş? Osmanlı taşına nasıl girmiş? Taşa. Yani camideki o taşlar niye bizi etkiliyor? Niye bazı yerler sizi sıkıyor? Bunlar kesin arkadaşlar. İşte tarikatla bu latife-i insaniyeyi bir tesbihle, zikirle, ilimle, bak latife-i insan bir tarafı var zikirle, bir tarafı var ilimle, bir tarafı var evratla, birisi var eylemle, bir tarafı var tefekkürle. Latife-i insanı inkişaf ediyor. Ha? İnkişaf ediyor. Latife-i insaniyenin bir tarafı. Mesela şunla da ediyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Ya baki entel baki, ya baki entel baki. Ya baki entel baki, ya baki entel baki. Var mı? Bu ne yapıyor? Bunun yaptığı tesir, tefekkürün yaptığı latife insani farklı arkadaşlar. Latife insan. Onun için böyle kenar köşede çekilmiş o evrat çekenler ne mübarek. O tarafını inkişaf ettirmiş. Nurani olmuş. Her tarafı acayip olmuş. İşte ne olur? Hakiki insan olmaktır. Çabuk ezmiyorum bunu. Megaris'te misal verdim. Maddeden misal verdim. Kur'an'dan verdim. Tefekkür. Latife insani böyle inkişaf. Onunla inkişaf ediyor, zikirle ediyor, ilimle ediyor, fikirle ediyor, eylemle ediyor, tamam mı? Dualarla ediyor, lanetlerle etkilenir. Laneti kim yaparsa kendisine ilk önce zarar veriyor. Peki, üçüncüsü. İkiyi okumadım. Ha abim? İkiyi okumadım. İkiyi okudum işte, şimdi onu okudum. Mehmet, neredeydin abim? İkiyi, şimdi onu okuyordum. Bir yarım saat onu anlattım. Zaten musiki ilahe diyor, sesmiş zaten. Evet. Her şey titreşim. Aferin. İyi. Ustad diyor ki, kainat için ne diyor? Bu kainatın komple musiki ilahe, yani orkestra şefliğiymiş. Her şey titreşimdir. Daha ileri gitmek istemiyorum da. Her şey var olup yok oluyor. Notadır. Siz mi demiştiniz ama böyle, bu seste ben varım demek. Evet, demiştim. Bu, ben varım diyor eşya. Taşlardaki tık tıka, yağmurdaki zemzeme, denizdeki rak raka, hepsi manidar niyaz. Lemahta geçiyor. Bir de işaret-i cazda da geçiyor. Kainat müziki dairesidir diyor. Hepsi titreşimdir arkadaşlar. Çünkü bu ampul gibi var olup yok oluyor. Dırr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 
Her şey titreşim. Enerjidir, müzikidir. Onun için ağzımızdan çıkan böyle veya dinlediğimiz şeyler, ya 440 mesela Irak Savaşı'nda Bağdat'ta 440 MHz bütün radyolarda ne konuşma varsa Kur'an dahi altına bu MHz'i koymuşlar. Hipofiz bezi devre dışı kaldığı için hiç kaygı, endişe olmamış. Böyle robot gibi durur. Hiç hesap etmezler. Bunu keşfettikleri için İkinci Dünya Savaşı'nda çok iyi kullanmışlar. Irak Savaşı'nda kullandılar. Şeyde Afganistan'da kullandılar ama muvaffak olamadılar. Çünkü onlar zikir ehliydi. Zikirle mukabele etti. Her Arabex'te var mı? Haman haman var. Tahmin ediyor. Yani hipofiz bezi, kaygı, endişe ne olacak? Çünkü ondandır böyle jiletleniyor. Çünkü o devre dişi. İnsan yapabilir mi ya? En ufak dişi ağrısa, iğne batırsa ya, iğneye ödü patlar gidiyor jilet oluyor. Çünkü devre dişi o. Niye oraya gidince yapıyor bunu? Orada salınıyor o 440 MHz. Yani maddidir arkadaşlar tarikattaki zikir. Adam söylüyor, jiletleniyor, toplumdan yadırgamıyorlar. Adam çekmiş, şuraya bak, tarikatçıya bak. Bunu aşağılıyor. Benim Müslüman ha bu.
Her türlü şey giyen, ha şuna bak cübbeyi giymiş, sakal böyle. Acayip. Bu Müslüman ha, Müslüman namı altında olan ya. Müslüman ismi altında. Üçüncüsü, bu çok önemli üçüncüsü, psikoloji için, bu günlerde korona hastalığı için. Bu acayip bir ilaç şurası, okuyacağım yer. Ona göre dinleyin. Alemi berzah, ölenler, yani haşir meydanı değil, dünya değil, alemi berzah, tamam. Alemi berzah ve ahiret seferinde tarikat silsilelerinden bir silsileye iltihak edip ve o kafile-i nurani ile ebedül abad yolunda arkadaş olmak ve yalnızlık vahşetinden kurtulmak ve onlarla dünyada ve berzahta manen ünsiyet etmek ve evham ve şubehatın hücumlarına karşı onların icmağına ve ittifakına istinad edip her bir ustadını kavi bir senet ve kuvvetli bir burhan derecesinde görüp onlarla o hatıra gelen dalalet ve şubuhatı def etmektir. Bitti. Yavaş yavaş okuyalım. Şimdi insan bir seferdedir, yolcudur. 2 aylık mesafe var. Has çiftliğe gitmesi için. Cennette inşallah has çiftlik orası. 2 aylık mesafemiz var. Dünyada vefat ettiğimiz zaman kabre girince 1 gün geçmiş olacak. Kabirden sonra herkesin 59 günü var. Tamam. Şimdi alemi berzahta, ahiret seferinde, seferde olacağız hepimiz. Ne yapacağız? Tarikat silsilelerinden bir silsile iltihak edip, tarikat yoldur. Yani tarikat yollarından bir tanesine iltihak edip, peki Risale-i Nur tarikat-ı hakikattir ne demektir? Emirdağ'da diyor ki 12 tarikatın hakikatıdır diyor. Hulasasıdır. 12 tarikatın hulasasıdır. Risale-i Nur aynı zamanda tarikattır. Değil. Tarikat da var içinde. Üniversite diplomasının içinde ilkokul diploması da olduğu gibi. 12 tane hak tarikin hulasası ise tarikat da var içinde Risale-i Nur. Tevil etmeye gerek yok kardeşim. Tarikat silsilelerinden bir silsileye iltihak edip sonra o kafile-i nurani ile dahil oldun mu kardeşim? Onun şahsı manevisine giriyorsun. Ebedül abad yolunda arkadaş olmak. Onlar seni bırakmıyorlar. Arkadaş. Dadaş var ya Erzurum. Dadaş. Arkadaş demek arkada taş olmak. Daş. Kaş yani. Arkamda sağlam bir güç var. Arkamda daş var. Arkadaş. Arkamda daş var. Güvendiğim, yaslandığım yer var. Ha? Arkadaş o sokak tabiri değil bu. Bu kabirde, haşirde, sırat köprüsünde ta cennete de dahil. Bu kafileye iltihak ettin mi? Onlara karşı bir ünsiyet oluyor. Bir onlara sevgi, bir bağ oluşuyor. Onlarla arkadaş olmak, arkamda daştır. Ne oluyor sonra onlarla olunca? Yalnızlık vahşetinden kurtulmak. Yalnızlık vahşeti. Mesela diyelim ki tarikatçı, nurcu, şu bu. Nereye giderse gitsin dünyaya. Yani bir cemaata iltihak etmiş, istikamet ise. Her yerde arkadaşları var. Bir telefon alıyor, bir adres alıyor. Patlı elini sallaya sallaya gidiyor. Dünyada da böyle. Kabirde de öyle mi? Bak ne diyor? Ya diyor, buradan diyor birisi vefat etti diyor. Keşke bilseydim diyor ustad. Havuz Ali'ye bir selam söyleseydim. Sonra ithal edildi ki vasıtaya gerek yok. Orada ustad diyor, Hafız Ali abi vefat etmiş, berzahta dershane açmış. Giden nur talebeleri dershaneye giriyor. Şimdi bazıları diyecek böyle, bazı bozuk zihniyetler, bak kabirde de şey var, ehli bida falan desin. Herkes işini yapacak, ilan su içer, zehir akıtır, arı su içer, bal akıtır. Ahireti şey zannediyorlar böyle, tek başına bekliyor kıyamete kadar gelmiş böyle. O berzaha bile inkar ediyor, boşver onları. Demek ki arkada daş olmak bir tarikat silsilesine girince sonra ne oluyor? Yalnızlık vahşetinde kurtulmak. Yalnız değilsin orada da burada. Şöyle düşün. Zübeyir seni örnek vereyim. Şimdi vefat ettin. Seni uğurluyoruz. Senin cemaatin sahip çıkıyor seni. Öyle değil mi? Seni götürüyor.
kabire götürünce, senin arkadaşların, Nur kardeşlerin, kabire, ondan sonra diyorlar ki, Bismillahirrahmanirrahim, ümmeti Resulullah, bu Ya Rabbi, senin isminle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmeti olarak sana teslim ediyoruz. Sonra diyor ki o kardeşlerin bir tanesi, Ya Rabbi, senin adına dershaneye gelenlere veya çalışıyoruz biz, senin adına böyle birisi denk geldiği zaman, senin adına ben her şeyi bırakıp ben buna seni anlatıyordum. Seni misafir kabul ettim. Benden de sana bir misafir geliyor. Ya Rabbi. Benden de sana bir misafir geliyor. Ona da şanına yakışır gibi muamele et. Çünkü senin adına bana birisi denk gelse otobüste, fabrikada, şurada, burada. Senin adına gayret ediyorum ki ben buna bir şey anlatayım. Benden de birisi sana geliyor. Şimdi niye sıfırlandı? Vahşetinden dedi. Ya. En son bir şey demek ki yalnızlık vahşetinden kurtulmak. Oradan alacaklar da. Allah'ım. Şimdi seni götürdü kardeşim. Böyle teslim ettik mi? Kim alacak seni? Nüker mekir. Öyle değil mi? Cehennem zebanisi mi onlar? Yok. Kim bunlar? Hesap soracaklar. Hesap sormak gibi gözükürken hesap dünyada soruldu. Haram geldi. Baktın bakmadın mı? Faiz fırsatı geldi. Baktın bakmadın mı? Tam böyle tartıda şurada buradan saf birisine denk geldin. Yedin mi yedinmedin malını? Soru soruldu. Senin ona karşı yaptığın tavır cevaptır. Haram geldi. Kafayı çevirdin mi? YouTube'lara girdi mi girmedin mi? Soru geldi. Ne yaptınsa cevap değil midir o? Nükel Mekir diyecek ki, Zübeyir, sana falan tarihte şu oldu, tamam mı? Bir şey mi oldu? Ondan sonra sana böyle böyle bir şey geldi. Böyle böyle bir şey oldu, tamam. Sen böyle cevap verdin. İtiraz edebilecek misin? Yazılı yapıldı. Öğretmen yazılı yaptı. Bir hafta sonra sınıfa gelip cevabını okuyor. Nükel Mekir bir şey yapacağı bir şey yok. Soru soruyor. Yaptıklarını sana hatırlatıyor. Bunun adı soru cevap. Şimdi bak iyi dinle. Arkadaş olmak, yalnız vahşetine kurtulmak. Şimdi seni, Ömer mi gel? Şimdi bak, seni Zübeyir götürüyoruz kardeşim. Kabire, Nükel Mekir'e teslim ediyoruz. Şimdi teslim eden kim? Hepimiz. Allah'ın sevdiği kullar. Çünkü Allah İslam'dan memnun. Müslüman'ı seviyor. Müslüman'ın eliyle melek alıyor. İki makbul cemaatin arasında olan Zübeyir. Bununla bir zeval olur mu? Allah ona zulmeder. Teslim edenle teslim alan da Allah'ın sevgili kulları. Görüyor musun? İki hakkın ortasındakini de Allah hak eder ya. Teslim edenlere bakın, teslim alana bakın. He Yusuf? Öyle inan böyle olacak. Yalnızlık vahşetinden kurtulmak. Yalnızlığı da söyleyeyim. 17. lemada kabrime girdim diyor. Beni yıkadılar, taşıyıcılar götürdüler. Kabre götürdüler. Kabir yalnız, soğuk, karanlık, kimsesiz. Sonra nasıl şenlendi, ısındı, yalnızlığı gitti ustadın? Biliyor musunuz? Hadi biliyorsunuz da. Lemadalarda. Ne oldu? Ne oldu da ustad hemen o sistem? Yalnızlığı gitti. Yani o Nükel Mekir gelen melek ne diyor? Hesap melekleri demiyor. Arkadaş. İki tane arkadaş Nükel Mekir namında iki tane arkadaş geldiler dedi. Benimle tatlı tatlı sohbet ettiler. Yalnızlığım gitti. Kimsesizliğim gitti. Soğuk ısındı. Dar yer genişlendi. Öyle demiyor mu? İşte ne diyor ya? Ya iki tane melek arkadaş geldi diyor. Soru sordu diyor mu? Sohbet ettik diyor. Tatlı tatlı sohbet ettik. Sohbet ettik diyor. Sonra onu bir okuyun ya bir keyif alın onu. Yani yalnızlığım gitti diyor. Yalnızlığım gitti. Karanlıktı diyor, nurlandı diyor. Dardı diyor, genişlendi diyor. Böyle olacak kardeş. İki tane melek Nükel Mekir melek arkadaş. İki tane arkadaş geldi. Sanki dedi ki memleketinden gelmiş Bitlis'ten. He? Tatlı tatlı sohbet ettiler diyor benimle.
Yalnızlığım gitti, kabir genişlendi, nurlandı. Yeni birisi buraya geldiği zaman bir de oturuyor, yani oturup konuşuyor. Ha işte. Hani onun gibi. Evet, yalnızlığım. Ben, yeni birisi geldi değil mi? Şu ben bir saatte 45 dakika yaptığım dersden daha tesirlidir. İlk gelene dersten sonra veya önce, daha sonra veya sonra çay faslına yanında 10-15 dakika oturmanız. İlgi göstermeniz. Bundan daha tesirlidir. Sahiplilik hissediyor. Yani sahiplenilmişlik oluyor. Bu gene. Demek ki yalnızlık vahşetinden kurtulmak, onlarla dünyada ve berzakta manen ünsiyet etmek. Mesela bizi alışkın olan, ben de size alışkınım. Yani Nur cemaati mesela simasına, sakalına, büyüğüne, elbisesine. Bir alışkın yani Nurcular birbirlerine. Cenazelerde denk geliyoruz mesela. Kaşır'da da öyle olacağız ya. Yani böyle acayip acibi celal tecellisi olarak sırf anlatılan gibi değil aşırı meydanı. Ha? Cemal tecellisiyle de bir anlatılsın. Şimdi kabirde onlarla yani kabire gittiğiniz zaman ünsiyet ettiğin kişiler bak ünsiyet edeceksin onlarla. Ve bak okuyayım. Onlarla dünyada ve berzatta manen ünsiyet etmek. Ünsiyet ne demek? Böyle tektim tamam mı böyle param yoktu parayı kaybettim. Çin'de işte Japonya'da böyle bir şey giderken parayı kaptırdım. Çok kötüyüm. Adresim de yok. Dilsem bilmiyorum ne kadar kötü olur. Oldu bu işte. Param var ama hani adresi kaybettim. Fransa'da gidecekti bir şey var. Pat diye bir Nurcu geliyor. Nurcu geldi. Kardeş selamun aleyküm. Aleyküm selam. Oo, sen yani birisini mi arıyorsun? Telaşı gördüm dedi. Tamam havalimanında Paris'te. Ya dershane için dedim ya ben seni götüreyim dedi. Sen kimsin? Ben taksiciyim dedi. Ben müşteri bakarken seni gördüm. Hah tam da beni götür şimdi. Ne oldu? Ünsiyet ettim. Peki gittim. Recep kardeşi vardı ilk Paris'te. Belki dinliyordur, dinleyecektir. Kulakları çalıyor. Hattı. Hiç görmemişim yani. Ama adresi gidiyor. Oo sana falan sardık oturduk kaldık. Falan. Yani ünsiyet etmek. Yani onu görünce ferahlamak, rahatlamak. Dert keder gitmesi. Mesela şimdi derste olan kardeşler de var canlıda. Yani rahatlıyor. Evinde oturuyor şimdi. Koronada böyle herkes telaş etmiş falan. İlk çıktığı zaman. Huu dünya bütün böyle. İlk günden beri de hiç bırakmadım kardeşleri. Aman balona, balonun içine girmeyin, korkmayın, endişe etmeyin. Milyonlarca tıklanan şey de var böyle. Aman ne demek? Yani ünsiyet etmişiz kardeşim. Bak hiç bırakmamışız birbirimizi. Hiç. Ha ben anladım tamam bana kalsın hiç dememiş. Paylaşmışız. İlk günden beri kardeşleri devamlı pompalamış. Sesli, görüntülü, sesli. Aman aman korku pompalanıyor aman ha. Şurayı okuyun, endişe etmeyin. İnayet altındayız. Öyle mi? Ha, niye anlatıyorum? Ünsiyet etmek. Birbirimizi sevmişiz. Ki sahipleniyoruz. Sonra evham ve şubuhatın hücumlarına karşı. Evham yok mu? Var. Şüpheler yok mu böyle imansızlığa hücum ediyorlar şeytandan? Evhamı şeytan, şey cinler veriyor. Şubehatı da şeytan veriyor. Evhamı, evham demek düşüncelerdir. Olmayanı var yapar. Aa öleceksin. Aa kuruna oldun. Olursa siyah tobaya gireceksin. Bu düşünceleri çıkartan kim? Kafir cinlerdir. Peki şüpheler, imana şüphe şeytan yapar. Varı yok eder. Şeytanın özelliği abdestli olana abdestlisin, imanlı olana imansızsın. Şeytanın vazifesi varı kaldırmak, kafir cinlerin vazifesi olmayan fikri imal etmek. Bu taraf. Öteki tarafta şeytan karşısında melek ilham ediyor. Ha, şu anda huzur yok mu? Allah hazır olduğu için huzur oluyor. Şu anda aleminizde neler dönüyor? Melekler yapıyor. Bak vesveseye mukabil meleklerin ilhamı kafir cinlerin vehmine karşı Müslüman cinlerin müsbet vehimleri. Yani düşünce çeşitliliği. Ne kadar Yusuf bak elini koymuşsun. Böyle ne kadar aleminde şeyler oluyor. Hep onu Müslüman cinler de yapıyor. Müsbeti sağ kulağından, menfi sol kulağından diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hatta rüyayı bile kötü mü gördün kalkmadan sol tarafına pıh üç defa tükürün diyor. Ondan sonra kalkın değil mi? Şimdi iki taraf da çalışıyor burada sistem. Evham ve şubuhatın hücumlarına karşı yani düşünce ve var olan ortadan kaldıran şeytan var olan abdesti hücum eder.
Var olan imana hücum eder. Diyor ki abdestin yok. Bunu diyen kim? Cinler değil. Evham değil bu. Vesvesedir. Çünkü abdesti olmasa senin abdestin yok demez. Gider alır. Abdesti olana der. Müşkül olsun diye, sıkıntı olsun. İmanı olana der ki imansızsın. Şubehat, şeytandan. Evham, kafir cinlerden. Nefs emmareden. Ha, ikisini kullanıyor. Evham ve şubuhatın hücumlarına karşı ne yapacağız? Önümüzde giden abiler var. Daha ileri git, ustadımız var. Biraz da git, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam var. İmam azamlarımız var. Değil mi? Peygamber, 124 bin peygamber var. Bunların icmana bu kadar kafire ittifak etmiş. 124 bin peygamber. Hayatlarında çalan olmamış İbrahim. Sokakta bir tane serseri olsa, Hızır abi vermiştir rahmetli misali. Mahallemizde diyor, yalancı ya, serseri ya, deli ya böyle. Dese ki sen diyor ayakkabıcı tamircisi böyle şey. Dese ki, Tahir. Tahir evin yanıyor. Defol lan. Yalancı sahtekar be. Her gün geliyorsun evin yanıyor, evin yanıyor. Git lan. Kovarsın. Her gün öyle yalan söylüyor. Yani bu arada da dükkanına bir bakarsan ne tarafına olan duman çıkıyor mu? Olur da yani. Hayatı yalan. Ama gene bir ihtimal veriyor insan. Ya hayatında hiç yalan yok ya peygamber. Ondan daha güvenilir kim olur ya? Bir tane de değil. 124 bin tane. Bunları haletleriyle, duygularıyla, fikirleriyle, yaşantılarıyla ispat eden 124 milyon evliya. Ulan hangi dava var ki 124 bin böyle sadık insan ittifak etmiş. Onların icmana, bütünlüğüne ittifak etmek, bütünlüğüne bütünlenmek kadar daha ciddi insanı rahatlatan ne olabilir? Yani benim kafam Gazali'den mi daha fazla çalışıyor? İhaşa. İmam-ı Rabbani'den, Mevlana Halidi Baba'dan, Süleyman Efendi'den, efendim şu Haydar Efendi'den, şundan bundan. Bunlar hep benim iman ettiğime iman etmiş. Sevdiğimi seviyorlar. Bana diyorlar ki manen, senin iman ettiğin doğrudur, biz de iman ettik. İmanımı teyit ediyor. Onların ittifakına ittifak. İstinad ediyorum, evhamdan kurtuluyorum. Hiç bilgim bile olmasa. İstinad edip, her bir ustadını bir kavi senet görmek. Senet. Kuvvetli bir burhan derecesini görmek. Her bir ustadını. Her bir, mesela tarikatta usta, nurculukta ustad var. Abi kardeş var. Ama diyor bazı fıtratlar var. Gayrimüteşhirden söylüyorum. Şeyde var. Latif nüktele Latince'de var. Bazı fıtratlar var. Evet kitaptan, hakikattan, hakikat olarak gidemiyor. Okuyor ama ille önünde bir insan olacak. İnsansız gidemiyor. Bunu bana askeriyeden malum yerden ayrılmış. Ya dedi biz insanla yürüdük dedi. Buldu bizi. Herhalde daha görevdedir. Yani biz dedi evet İsa'nın önü var ama insansız gidemeyiz dedi biz. Askeriz. Tamam kardeşim. Yani bize sorabilirsin. Madem böyle bir şey seçtin. Nereden dayandım? Latif nüktelerde Osmanlı celemalarda şöyle diyor. Daire içerisinde diyor bir abi bulabilir diyor. Ama hakikatin kaynağı olarak değil tabii, vasıta olacak. Abi bulabilir diyor. İnsan da illa bir insan görmek istiyorsa, daire içerisinde, dairemizin dışında şeyh oluyor. Dairemiz içinde ustad ve abi kardeş ilişkisinde bir abi bulabilir diyor. Onların her bir ustadını, kardeşini, abisini, ustadını, şeyhini kavi bir senet, kuvvetli bir burhan derecesinde görüp, onlarla o hatıra gelen dalalet ve şubuatı def etmektir. Mesela ya korona geldi ya şöyle olacak. Yok kardeşler gayet rahat bak bizimle ilgileniyorlar. Ses şeylerini yapıyorlar. Ama kardeşim evlatlarınızı okuyun. Tamam peki bak şimdi ittifak edeceğiz. Ya kuru bir bilgi mi? Korona insan eliyle üretilen bir mikrop. Tamam. Ustadı öldürmek için zehir verdiler mi kardeşim? Bak şimdi kitaba dayanacağım şimdi. Verdiler mi? Ölümcül zehir verdiler mi? Kaç defa hatırlayan var mı? 28 defa. Peki ustad ne yaptı? Hastaneye gitmedi. Doktorların takip altına gitmedi. Ya tamam imanlığı inkişaf ettirdi de peki ne yaptı? 3 tane şey okudu. Okuduğu şey.
beni diyor mutadit defa zehirlemelerden kurtardı diyor. Bir, Cevşen. İki, Evrad-ı Kutsiye. Üç, üçüncüsü ne? Tahmidiye. Ama bir de öyle geçiyor. Evrad-ı Bahayiye veya Tahmidiye, tamam. Cevşen ve ama Cevşen'i Rüştap hep okudu dedim ya böyle, elini tuttuğu için böyle volta atardı, ezber gibi yapmış. Put tuttuğu için burası, ya burası gitmişti onun burası. Okumadığı gün yoktu onun. Diğer evratları. Bir de Evrad-ı Kutsiye. Bir şey söyleyeyim mi size? Evrad-ı Kutsiye, Bahattin Şah-ı Nakşibendi Hazretleri'nin evradıdır. Ben bir ara muptela oldum buna. Sanki hani içmemişim bilmiyorum ama sigara gibi. Mesela kahveye de böyle bir ara muptela olmuştum. Tiryaki artık kurtulma mümkün değil. O kadar kutsi bir lezzet ki anlatamam. Baktım ki sırf o lezzet için okuyorum, bıraktım. Ama çok zor bıraktım. Mesela şimdi sıram gelince okuyorum. Çok lezzetli diyorum. İnan öyle bir keyif veriyor. Şeyse Cevşen ise müthiş bir ateş basıyor böyle. Enerji basıyor. Mesela Celcelüte ise o cinni mini şeyler var ya böyle. Ervah habiseler. Ercüze ve Celcelüte var ya Hazreti Ali'nin. Hazreti Ali'nin. Yalnız iki beyt okunmaması lazım. Tehlikeli biraz. Onlara böyle huddamlar geliyor o okunduğu zaman şartlar ama. Şimdi o Celcelüte insanda farklı bir hal veriyor. Tamam. Neyse. Biz ne yapıyoruz? Bak koronada değil böyle salgın hastalığı. Bir zatı sana enjekte edilse yapacağım bu. Ondan sonra aşı bulundu o zaman. He. Tabii aşısı bu. Ha ne yapıyoruz? Adetullah'a uyacaksın. Adetullah hani demiş ya bunun kuralı uzak dur, maske kullan vesaire temizlik. Zaten burnunu abdest alıyorsun. Günde 3 defa alıyorsun. Sünneti aslı nedir? 5'tir. 5 defa pişt pişt. Zaten burun yoluyla düşüyor. Tamam vesaire. Yani Cevşen'i, Evrad-ı Kutsi'yi ve Tamidi'yi veya Evrad-ı Bâ'yi oku. Vazifen bu kardeş. Diyor bit. Hani emin olmak. Şimdi saat oldu. 55 dakika oldu. Ötekisini okumayayım. Çok hoş yani düz bir okuyayım okuduğum yeri. Şu paragrafı, aynı paragrafı. Yani insanın vahşetten, ümitsizlikten, yeisten, karamsarlıktan, yalnızlıktan, evhamdan, şubeattan ne kurtarıyor? Bir, alimi berzah ve ahiret seferinde tarikat silsilelerinden bir silsileye iltihak edip, o kafile-i nuraniye ile ebedül abad yolunda arkadaş olmak, yalnızlık vahşetinden kurtulmak ve onlarla dünyada ve berzahta manen ünsiyet etmek ve evham ve şubehatın hücumlarına karşı onların icmana ve ittifakına istinad edip her bir ustadını kavi bir senet ve kuvvetli bir burhan derecesinde görüp onlarla o hatıra gelen dalalet ve şubehatı def etmektir. Ya çok şükür. He? Biz de onu yapıyoruz diyor. Çok şükür ya. Diyor ya dalalet ve şubehatı def etmektir diyor. Birbirimize dayanıyoruz kardeşim. Birbirimize dayanıyoruz. Ondan sonra kardeş de mesela ameliyata giriyor böyle. Kardeşim diyor işte abim falan. Tamam kaçta giriyorsun? Ne yaptım size kahvaltıda? Ya arkadaşlar falanca falanca ve üzerimde hem selam var hem kardeşler şu an dua istiyorlar. Onlar için bir ifade ediyorum. Hepiniz amin diyorsun. Ne güzel oluyor işte. Çok şükür. İyi ki davamız var. İyi ki yalnız değiliz. İyi ki hep beraberiz. İyi ki böyle bir davanın etrafında toplamış bizi. Çok şükür ya Rabbi. Dünyanın mahiyeti, ahireti mahiyetini biliyoruz. Niye korkacağız ki? Biz ahireti de biliyoruz. İman ettik. Kötü bir yer olsaydı oraya iman eder miydik? Ama var ya bir tane şair demiş. Peygamberimiz için yani ölüm kötü olsaydı
ölür müydü peygamber? Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn. El-Fâtiha temâs-salavâtu.